Haydi yar. Hadi. Bölümümüze bir soruyla başlıyoruz. Bizi izleyen milyarlardır lütfen cevaplara. Milyarlar mı? Bir dakika dur. Bizi izleyen milyarlarda yorumlara bu sorunun cevabını yazsınlar lütfen. Ölmeden önce son bir yemek yeme hakkın olsaydı. Ay yemek bölümü. Dur ya. Ölmeden önce son bir yemek yeme hakkın olsaydı. Yes. Yemek bölümü. Tatlı yardım ben ya. Azrail ile tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Azrail mi? Azrail. Azrail ile mi? Ha. Kebap ya, güzel bir kebap yemek isterim. İskender yemek isterim. Güzel İskender. Bir evet abi. Ölmeden önce hamburger yemek isterdim. Hamburger? Evet. Mesela Allah korusun vurmuş bizi sırtından seni. Ya, niye vuruyorlar beni? Sen yatmışsın yere no, gözlerinden son yediğin yemek geçerken hamburger mi görmek isterdin? Evet. Bugün sizinle birlikte dünyanın en meşhur insanlarının ölmeden önce yedikleri son yemekleri of, deneyeceğiz. O arkadaşlar. Zaman demek ki çok güzel yemekler olacak. Getir bakalım. Belki de hani onu yiyerek öldü mesela, intihar etti, bana onu yediriyorsun değil mi mesela? Hayır öyle bir şey olmadı abi. Yani bunları sen... Fare zehri yemiş böyle. Hayır hiç. Zehirlere tepki. İlk olarak Michael Jackson'a başlıyor. Smooth criminal. 2009 yılında. Michael Jackson ölmedi diyorlar ya. Ona yiyeceğiz. Ay çok heyecanlıyım. Kendisi Amerikalı. Yani hamburger büyük bir seçenek olabilir. Michael Jackson orijinal... Dur be, burada açıklama yapacağım. Michael Jackson gerek dansları gerek sesi olsun. Epicik bu okey. Dur bir be. Aşırı heyecanlıyım. Kızım mutluluğuna bak Allah'ım ya. Sen de mutluluğuna yemek yiyecek ya. Çok heyecanlıyım. Evet, Michael Jackson'ın vefat etmeden önce yediği son şey bir... Tavuk. Aç bakalım. Epicik mi okey? So, epicik of. Tavuk göğüs. Vefat etmeden önce en smaç son olarak... Smaç basıp bundan bir lokma aldı. Abi, oha, bir saniye. Falan sıcak. Espri miydi? Ha? Yo. Anıl şu anda... Anıl'cım ister misin? Michael Jordan'ı Michael Jackson'ı karıştırdı arkadaşlar. Hayır lan! Bir dakika sen Michael hangisini dedin? Michael Jackson dedim. Ha o şarkıcı evet. Hatta dedim sana o ölmedi diye. Sen beni ciddiye almadın. Izgara tavuk çok severim. Peki salatasız mı yemiş yanında? Çok detaylı bilmiyoruz yani o hani aynı masayı yaratamayız. Ama ana yemek olarak bunu yemiş yani. Oo, proteinimizle başlayalım. Hmm. Üstü çok güzel ama. Muhteşem bir şey. Bayılırım ama. Burki çok şaşkınım ben. Dedi. Sen nasıl bu kadar sıcak yemek yedin? Ben bunu yiyeyim sen anlat. Michael Jackson'la ilgili en enteresan ve aslında yanlış bilinen bilgi. Michael Jackson'ın siyahi olmaktan utandı ve cilt rengini ameliyat ile evet. Beyaz yaptı. Uzun yıllar bu şekilde bir şehir efsanesi yayılmış olsa da gerçeği nedir abi? Hasta. Hastalıktan ötürü. Evet. Siyahlıktan böyle bir hastalık var, beyazlaşıyorsun. Kendisinin vitiligo isimli ciltteki renk hücrelerini yok eden bir hastalığa sahip olduğu ve bu nedenle cildin renginin zamanla değiştiği biliniyor ve Gümce galiba yiyemedi. Ve bu nedenle cildin renginin zamanla değiştiği bilmiyormuş yani. İnanmadım. Devam ediyorum. Lezzetli ama çok pişmiş. 25 Haziran 2009 tarihinde evinden solunum durması sebebiyle ambulansla alınmış. İlk tıbbi kayıtlara göre solunumu durmuş ve buna bağlı olarak kalp krizi geçirmişti. Ancak evden ambulansla çıktıktan sonra ambulans takip eden bazı kişiler hastane girişinde gizlice çekim yapmışlar. Hmm. Halen biliyormuşsun gibi kafa sallıyorsun ama... Biliyorum abi. Sonra ambulanstan kalkıyorken diriyormuş gibi muhabbetler oluyor. Hastane girişinde gizlice çekim yapmışlar. Çekilen videoda ambulanstan uzun saçlı birisi korumaların yardımıyla indiği görülüyor. Evet. Kimilerine göre de Michael Jackson medyadan ve iflastan kaçmak için kendini öldüğü olarak göstermiş. Biz de tabii ki o ambulans görüntüsünü bulduk. Ve hemen sana açıyorum. Bu şey değil mi ya? Smooth criminal. Anladın mı? Michael! Anladın mı sen? İzlemedin ki yemek yemekten. Ya izledik ya. Ambulansa bu şekilde indiği söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyoruz ama. Olabilir ha. Michael Jackson olsam böyle bir şey yapabilirdim yani. Yüzü bayağı çekilmek için böyle bir hikaye yapmış olabilitesi var mı? Var ama çok düşük. Bilmiyorum ölmüştür ya. Ne olmuş Melina? Ambulanstan iniyor yürüyor bir de kapatıyor. Aslında
Aslında yaşıyor. O buraya yemek yemeye gelmiş abi. Afiyet olsun. Bak orada abini de bırakmış, onu da abi, çok sevdiğim bir şey bu yavaş ya. Yavaş yavaş. Yani herkes kendi tadını çok lezzetli ya. Allah korusun, vefat etmene birkaç saat kalmış ve son yemek olarak bunu yemişsin Yaren. Kaç puan verirsin son yemek olarak bakarsan bu yemeğe? 4. 4 mü? Güzel, hoş bir tadı var. Ama tercih edilecek bir şey değil. 6. Şimdi benim sevdiğim çok yemek var. Izgara tavuk da sevdiğim bir yemek. 6 puan verirdim. 10 üstünden 10 yıldızlı 10. Sen abi. Ha, tamam, sevdiğim bir yemek ama son yemeğimde bunu tercih etmem. Ya orada 4. Onu düşüreceksin, dur hangisini 4. Ama. İkinci kişi kim biliyor musun? Kim? 1977 yılında vefat eden Elvis Presley. Aynen öyle. Tanır mısın? Yapma. Tanıt abi bize hemen Elvis Presley'i. Elvis Presley gelmiş geçmiş en büyük balerin. Aynen. En büyük balerin. Öyle mi? Bizim Tansağ Türk'ün de aslında yeğenidir. Öyle mi? Elvis Presley'nin göçmen olduğu düşüncesindeyim. Çünkü göçmenlere çok benziyor. Böyle bir boşnak falan yemeğe gelebilir şu an. Açarım. Ay, çay rum içinde ne var bu şao? Ay! Cookie ve dondurma. Evet, kendisinin en son yediği şey cookie ve dondurma imiş. Bu kasıtlı mı? Ay, hiçbir kasıtlı değil ya. Hepsi zaten random öyle anladın. Yani intihar eden bir şey yok yani aralarında, o yüzden. Ay, yaşasın. Ay, ne kadar güzel, keyifli bir şey. Beyin üstüne kaymak sürmüş gibi. Evet. Banacağım buna. Evet. Aren pisleşiyor arkadaşlar yavaş yavaş. Böyle banacağım. Bayağı menemen yiyormuş gibi. Ekmeği menemene daldırıyormuş gibi cookie dondurmaya daldırdı. Ama çok güzel. Bayağı lezzetli. Güzel ha? Bayağı iyi bir kapanış. Rock'n'roll baby diyerek milyonlarca insanı peşinden sürükleyen Elvis Presley son yıllarında çok fazla yemek yemeye başlamış. Nasıl? Nasıl yiyeceksin, ona da bakalım. Kukili dondurma. Ya ama çok güzel. Ama tabii ön menüyü bulamaz. Ne yapıyorsun ya? Buradan bütün izleyicilerimizden bu görüntüyü gördükleri için özür diliyorum ben. Bu böyle yenir abi, çok güzel bir şey. Sabahları kahvaltıda onlarca sosis, bal, tereyağı ve ekstra malzemeleri içeren kocaman bir sandviç yiyormuş. Bu şey gibi, o kadar para kazandım, bir şeyler başardım kendimi, kutlamalıyım gibi yani. Beğendiği yemekleri uzun süre yermiş. Mesela rulo köfte ve patates püresini tam 6 ay boyunca her akşam yemeğinde yemiş. Onu yesermiş. 6 ay altı boyunca ay, çok büyük her şey. Akşam. Muhtemelen kalp krizi, damar tıkanıklığı öyle bir şeyler gitmiş olabilir mi? 16 Ağustos 1977'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden şarkıcının ölümünün sahte olduğuna inanan insanlar varmış. Hayranları sosyal medyada Elvis'e benzetilen insanların fotoğraf ve videolarını paylaşmışlar uzun süre. Kaliforniya'da bir bakkalda tezgahın başında görüldü ya da New York'ta bir polis olarak... Tezgahın başında bir de değil mi ya? Gitmiş de ben rock'n'roll'u bırakıyorum, ben bakkal işleteceğim. Kaliforniya'da bir bakkalda tezgahın başında görüldü ya da New York'ta bir polis olarak hayatını sürdürdüğü iddialardan bazılarıymış. O klasik her büyük starın evet, acaba öldü mü ölmedi mi? YouTube'da yüzlerce video var. 90 yaşında bir adam. İngilizce konuşuyor. Turistik gelmiş buraya. Sana bir sır vereceğim. Ben aslında Elvis Presley'im, ölmedim diyor. O tarafını bulurum telefondan. Şöyle bir bakarım. Benziyor da. Dayı çeneden tutmuş. Ölme haberinden önceki en son yediğin şey neydi diye sorardım. Sonra derdim ki bu bilgiyi Tepkolik'te buldum derdim. Hemen açardım telefonunu. Abone yapardım onu bizim kanala. Yani bir abone bir o beni, anladın mı? Kuzu çok güzel. Nereden aldın? Oy çok güzel. Bu kukuyu çok beğendim. Annem yaptı değil mi bu kukuyu da ya? He, annem yaptı. Ne? Aman bu çok güzel. Dondurmayı da annem yaptı. Hadi canım. Yok şaka yaptım. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 8 puanı var. Güzel. 8 ağzımızın puan tadıyla yani. Gerçekten. Ya. 10. Bir kurabiye ve dondurmaya 10 mu veriyoruz? Hmm. Yani kukiyle dondurma bence 10 mu? 9.5 diyecek şimdi, ben kapatacağım. Hayır, tamam. 5. Ya, tavuk göğsünden daha eğlenceli bir yemek bu. Daha severek yerim. 6. 6-7. 6-7'lik. Alkışlar mı? Kişi. 1997 yılında yaşamını yitiren Prenses Elizabeth Diana. Aa, olur. Çok severim. Kimi? Diana'yı. Prenses Diana 1997 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Adeta dayanamıyorum. Ya yani benim bu üst seviye esprilerimden insan birazcık bir şey öğrenir ya. Komik de. Prenses Diana bilirsin o zaman. Evet. Düşsene prensessin. Böyle pembiş pembiş geziyorsun ömür boyu. Tak öldün.
Ne oldu, hiç pembelik kalmadı. Ama herkes için geçerli oğlum bu. Nasıl yani? Sen böyle pembiş pembiş geziyor musun? Ya hadi Melina, of. Tamam, dur ya. Hadi ya Melina. Zaten o arada bir yemek yedir, ne yapayım evde ama 100 kere. Harbiden, evde de yemiyor biliyor musun? Evde de yemiyor ya. Marisa burada niye böyle abi? Ne bileyim abi. Ay yok ama gıkım ya. Valla gören de evde aç bırakıyor sancak ya. Tamam, sevmiyoruz da ailecek. Aç da bırakmıyoruz işte, insan bu da yani. Fit, sağlıklı ve hafif şeyler yediğini biliyorum. Az yediğini biliyorum. O yüzden şu an salata falan yemiş olabilir. Şops. Bu börek. Ne? Omlet. Diyet yemek çıkmasın ya. Omlet. Sabah mı ölmüştü? Allah belanı vermeye ya. O kadar prenses. Nasıl yani? Akşam ölüyor. Gece yarısı ölüyor. Ama son yedi yemek. İşte az omlet yemiş. Ama bulumuyor yani. Çok şey bekleme yani. Yemek öyle yiyen bir tip değil. Biliyordum böyle bir şeyle karşılaşacağımı. Menemen yapar. Böyle biberini koyar, sarımsağını, soğanını koyar. İlginç. Bak ben daha önce bundan yaptım. Böyle olmadı. Benim için niye böyle olmuyor? Keşke peynirli omlet deseydim. Ben burada yemek yiyorum, adam su yıkıyor arkada yani. Bu da olmaz, gerçekten enteresan ya. Anlasa. Prenses Diana omlet seviyormuş yani. He? Prenses Diana'nın ölmeden önce yediği yemek omlet miymiş? Aynen. Annen bunu acaba tavuğu kızarttığı tavada mı yaptı? Ne tavukta mı, tavuğu mu geliyor? Tavuğu yaptığı tavada yumurtayı yaptıysa anası kızı gibi olmuş oluyor böyle hani, anladın mı? Ya bu çocuk niye böyle ya? Şey ya ben iğrenci espri yapınca nasıl oluyormuş? Allah Allah. Biz de biliyoruz yapmayı ama yapmıyoruz. Niye? Bu işin bir hassasiyeti var. Diana saçından makyajına, etek boyundan tavırlarına kadar her şeyle kraliyet ailesi kurallarını ihlal ediyormuş yaşadığı dönemde. Evet. Üstelik samimi tavırları ve yaptığı yardımlarla da herkesin sevgisini kazanmış. Yavaş yavaş politik bir güç elde etmesi ve sevgilisi Dodi ile de finansal özgürlüğe kavuşacak olması rahatsızlık vermeye başlamış. İlginç bir tesadüfle Diana'nın hamile olduğu ve evlenmek üzere oldukları haberleri ölümlerinden kısa süre önce manşetlerde yer almış. Bu haber İngiliz kraliyet ailesi için bardağı taşıran son damla olmuş. Lady Diana'nın kraliyet ailesinin varlığına tehdit oluşturacak davranışlarına, kaza sonrası ortaya çıkan sorular da eklenince suikast söylentileri de hızla yayılmış. Melina mıydı o? Afiyet olsun. Suikast söylentileri hızla yayılmış. Çünkü abo, vurdurdular kızı. Çünkü Ritz Otel'den çıkışları sırasında izlenen görüntülerde iddia edildiği gibi şoförün sarhoş olduğuna dair hiçbir kanıt yokmuş. Üstelik anlaşılamayan bir nedenden dolayı da son anda bir şoför değişikliği söz konusu olmuş. Bu da bir soru işareti. Oha. Ben belgeselini izlemişim ama çok sinirlenmiştim. Diana, sevgilisi Dodi ve şoförün ölümüyle sonuçlanan korkunç kaza gece yarısı bir tünelde gerçekleştiği için ne olup ne bittiği tam olarak bilinmiyormuş. Bu arada bence gerçekten masum bir ölüm değil. Mele sence? Hı? Ne dedi? Bu başka bir kanalda mı ya? Ne yaptın ya? Ancak yıllar sonra emekli İngiliz ajanı Hopkins bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince şu açıklamayı yapmış. Allah! Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet ailesinden sadece ona suikast yaptım. Kendisi ölmeyi hak etmemişti. De şeklinde itiraflarda. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Şaka yapıyorsun. Uş, kendisi evet itiraf etmiş. Kendisi mi organize etmiş bunu? Evet. Kaç yaşındaymış bunu söyleyen bunu söylerken? 70-80. Bunadı mı acaba? Ama bence itiraf. Benim için yeterli. Makul itiraf yani. Yapmış işte. Çok şaşırdım ya. Ben araştıracağım bunu buradan çıkınca. Araştır. Melile sen de araştır. Ne gülüyorsun? Ne yapıyor kızım? Kendi kendine kimdir, ne düşündü, ne yaptı, biz bir şey konuşuyoruz burada. Başka bir alemde kanka. Son yemek olarak baktığımızda omlete kaç puan veriyoruz yani? 8. 6 puan veririm omlete. 6 puan? Bayağı iyi. Abi 7 ya. 7 mi? Yumurta yani ne kadar etkilenebilir. 7 bile fazla oğlum buna. 3. Abi ben buna kötü puan vermek istedim çünkü omlet çok severim. Ben buna 7 vereceğim herhalde ya. 7 omlete. Çoğu kişi buna vermemiştir. Ama bu benim özel bir bağım var benim omletle. 1962 yılında hayatını kaybeden... Marilyn Monroe mu? Marilyn Monroe mu? Son yediği yemek geliyor. Ben Marilyn Monroe hakkında kitap okumuştum da oradan. Sen hesap bilgiliyordun. Şimdi Marilyn Monroe... 60'lı yıllar. O biraz sosyetik, böyle güzel şeyler yapmış olabilir. Biraz daha sofistike bir şey mi bekliyorsun? Evet, evet. Üstü yedik biraz mola. Açabiliriz.
Abi ya. Ya buraya gerçi 6 yılda ilk defa film kargası geliyorsun oğlum. Kanka güzel bir beklentiyle. Aa, ne güzel oldu bu bölüm ya. Ne oldu? Vallahi şenlendim. Oo, köfte ve mantar. Son akşam yemeği. Ay çok acıktım. İşte bak öyle köfte deyip geçmeyeceksin. Bu yandaki bu mantarlı, biberli, soğanlı bu bir emektir. Emektir. Marilyn Monroe'nun ölümünden hemen önce yediği son şey mantar ve yanında köfte imiş. Güzel bir yemek. Ben köfte severim. Ama nedense omlet daha çok hoşuma gitti. Bunda bir de şey, lavaş içine atacağım. Marilyn Monroe. Böyle yiyecek. 5 Ağustos 1962'de aşırı dozdan vefat eden Monroe'nun intihar ettiği söylense de ölümüne dair spekülasyonlar o günden beri devam ediyormuş. Monroe'nun iç organları ilk analizden sonra imha edilmiş. Bu nedenle onun ilaç zehirlenmesi olarak bilinen ölüm nedeni hep şüpheli kalmış. Neden imha edilmiş? İşte acaba neden? Bu ilaçlar ağız yoluyla mı alınmıştı? Yoksa enjekte mi edilmişti? Bu soruları da cevapsızlığını koruyormuş. Can can can. Kahyasının çelişkili ifadeleri... Kahya. Erhan'cığım benim söylediklerimi artık düzeltme istersen. Kahya. Kahya değil, kahya. Allah Allah. Kahya ne ya? Deli yetersizliği, kahyasının... Deli yetersizliği, kahyasının çelişkili ifadeleri ve bunun gibi unsurlar yüzünden ölüm nedeninin cinayet olabileceği konuşulmuş. Hatta onun ölümünden CIA ve Kennedy ailesinin aynen, Kennedy diyecektim. Adı geçmiş. Doğru doğru. Yani çünkü o da bak devlete bulaşmış. Devlete bulaşmayacaksın. Çünkü Monroe'nun ABD başkanı John F. Kennedy ile ilişkisi olmuştu. Kısacası Monroe nedeni belli olmayan ölümüyle de efsaneleşmiş bir isim abi. Ama Monroe da hani biraz meyilli gibiydi. Hani intihar meyilli gibi de o yüzden güzel yedirmişler yani şeyi. Yaptılarsa da diyorsun evet. Uyumuş yani. Kaç puan veriyoruz köfteye? 8. Bu da güzel ya. 7. Ben üzücü bir yemek bu. Düşük vermek istiyorum. Bir 6 verebilirim buna da. 6 5 puan. 5.5'dan 6 evet. 7. 3.5. Tam 4 mü diyoruz? Ha hadi 4 olsun. Ve devam ediyoruz. Son kişiyle alacağım. Edemezsin bunu yiyeceğim. Marilyn Monroe'ya geçemeyeceği için güzel olma ihtimali de yok. O yüzden hiç ilgilenmiyorum. Son kişinin Barbara Palvin olduğunu biliyor musun? Arkadaşlar işte Anıl'ı iyi tanıyan birisi olarak görüyoruz. Budur ya. Oğlum ölenler dedin. Barbara ölmedi. O kanka ölenler olan yediği yemek zaten. Kişinin ne önemi var ya? Son kişi John Lennon. Lennon da yakından tanıdığı bir isim. Imagine all the people. Are we ready? Na? Oh, Subway mi yemiş? Ama bunu mu yemiş ölmeden önce? Ama. Döner mi? Döner mi? Değil. Bu döner. Değil. Yani şuradan baktığımda sadece domates ve lahana gözüküyor. Hayır hayır. Ne sandviç bu? Ay çok güzel duruyor. John Lennon 1980 yılında vefat etmiş ve kendisinin yediği son yemek biftekli sandviç. Çok iyi duruyor. Oğlum bunu mikrodalgaya atmışsın. Tutamıyorum. Sen hikayeleri anlatmaya başla. Ben yürüyerek yerim yani giderim. İçine şey yoksun oğlum biraz. İçi değil yani. Altı çok. Çok ters çevirelim. Nasıl? John Lennon'ın ağzının tadını biliyor muymuş? Biliyormuş evet. Değil mi? Allah Allah. O bölüm var ya muhteşem bir bölümdü ya. Aa. Ne oldu benimle? Aa mı dedin sen? Evet ben dedim evet. O bölüm var ya muhteşem bir bölümdü ya. Aa. Dünyanın en büyük müzik gruplarından bir tanesi olan The Beatles'ın vokalisti John Lennon tam kariyerinde yeniden yükselmeye başladığı bir dönemde adli dengesi yerinde olmayan Mark David Chapman adında bir Beatles hayran tarafından 1980'de New York'taki dairesinin önünde öldürülmüş. Lennon vurulduğu anda yanına yaklaşan polis memuru aldığı yaranın bilincini etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için adını sorduğunda ben John Lennon, The Beatles'ın John Lennon'ı yanıtlamış. Çok üzüldüm ya. Böyle çok iz bırakan sanatçılara ölüm hiç yakışmıyor ya. Kimse ölüm yakışmaz tabii ki. Evet. Hani daha böyle yaptığı işlerle herkese mal olmuş. Çok uzak.
Ya burada çok derin bir konu hakkında bir şey konuşuyoruz. Çocuk duygularını söylüyor. Sen vallahi yanında yani oluyor mu ya Melina? Oluyor mu? Ve hep alem yapacak. Komple teorilerine göre John Lennon uzaktan kumanda kullanılarak öldürülmüş. Başka bir teori ise Lennon'un öldürülmesinin ardında ABD hükümeti varmış. Yani. Buna neden olarak da Lennon'ın yeni seçilen Reagan yönetimine karşı yaptığı sert açıklamalar gösterilmiş. Sert açıklama yapıyor ve sonrasında da öldürülmüş. Yine siyaset. Bütün ölümlerin ortaklığında siyaset oldu ya. Bu da sert ama yani hakikaten baktığında. Kaşar mı bu? Marul. Aa onu yerim bırak. Abi siz kurtluktan mı çıktınız? Siz nasıl bir... Yani belli edemiyorum da yani. Allah Allah. Kanka. Çok güzelmiş. Dayak buldun kaç. Yemek buldun ye. Evet. 10 üzerinden son yemek olarak baktığımızda biftekli sandviçe kaç puan veririz? I don't like it. 5. 7. Çok iyi ya. Ben 8. Son yemek olarak yediğini tabii düşünürsen. 7. 6 vermek istiyorum sandviçe. 6 evet. Puan. Sandviç biraz üzücü ya. Ne kadar lezzetli olsa da ölmeden önce yiyeceğim son yemek sandviç biraz üzücü. Çok güzel göründü bu ya. Çok lezzetliydi hepsi. Yemeğini yediğimiz büyük üstadlarımız. Tabii ki saygı yanıyoruz. Nasıl vefat ettiği belli olmayan kişilere Allah'tan rahmet dileyelim. Ne diyeyim, nurlar içinde yatsın hepsi. Gerçekten yani. Burada ya. Biz biraz böyle gülerek şamata yaparak tabii konuyu işliyoruz aslında ama baktığında ölümden bence bahsediyoruz. Bence hepsi vakitsiz ölmüş yani çok genç evet, yaşta vaktinden evet, önce. Hepsi öyle. O yüzden hepsi zaten öyle. Hepsinin bir komplo teorisi var ya. Evet. Bizi buraya kadar izleyen, yani bölümün sonuna kadar izleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hala da izliyorlarsa insanlar bize yorumlara ne yazsınlar? Çikolatalı dondurma. Çikolatalı dondurma yazın. Hala şu anda izliyorsanız ki insanlar merak etsin. Bunlar bu salaklar ne diyor ya? Çikolatalı dondurma. Ne alaka ya falan desin. Evet. El sağlığı bir şey yap bari. Pozitiflik saç biraz. Gül, gülerek pozitiflik saç. Ay. Ağla. Falan şaka.